Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın ayetleri programımızda Haşir suresi 1-6. ayetler arasında değerlendireceğiz. Okuyacağımız kısım Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam döneminde Peygamber Efendimizle Beni Nadir Yahudiler arasında meydana gelen bir vaka münasebetiyle inmiş ve onu bize anlatıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Sebbaha lillahi ma fis semavati ve ma fil ard. Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi Allah'a tesbih etti. Allah'ın kusursuz olduğunu ilan etti ve eder. Ve huvel azizül hakim. O azizdir, hakimdir. Yani o asla mağlup olmaz. Ona galip gelinmez. Ve o daima hikmet sahibidir. Her yaptığını yerli yerince yapar, hikmetli bir şekilde yapar. Huvellezî, o Allah ki, ehrecellezîne keferû min ehlil kitâb min diyârihim. Ehli kitaptan o inkar edenleri, nankörlük yapanları diyarlarından çıkardı. Li evvelil haşr, ilk haşir için. Buradaki haşir, toplanma anlamında. Malum haşir denildiğinde mahşer meydanı mesela aynı kökten gelir. Mahşer kelimesi. Nasıl ki diğer alemde bütün insanlar bir meydana toplanacak. İnsanları bu manada bir yere toplamak için kullanılan ifade, haşir bunu ifade ediyor. Burada da Yahudilerden bir topluluk bir araya getiriliyor, toptan sürülüyor. Bu adeta mahşerin bir küçük numunesi gibi olduğundan onlar açısından bir araya toplanıyorlar. Toplu halde bir yere gönderiliyorlar. Aynı kelime burada kullanılmış. İlk haşirleri bu. Diğer haşirleri onların tarihi seyri içinde karşılaştıkları başka sürgünler manasında da değerlendirilebilir. Bu yönde bazı açıklamalar tefsir kitaplarında geçiyor. Hazreti Ömer döneminde de yine başka bir sürgün yaşadıkları anlatılıyor. Veya genel anlamda düşünüldüğünde diğer alemde mahşer meydanına toplanmaları bu da düşünülebilir. Mâ zanantum en yahrucu, siz onların çıkacaklarını zannetmiyordunuz, sanmıyordunuz. Ve zannu ennehum mâniatuhum husunuhum minallah. Ve onlar da kalelerinin, o surlarının Allah'tan kendilerini koruyacağını sanmışlardı. Feâtâhumullah min haythu lem yahtesibu. Allah da onlara hesap etmedikleri yerden geldi. Ve gazefe fi kulubihimur ru'b, kalplerine korku bıraktı. Yuhribuna buyutahum bi eydihim ve eydil mu'minin. Onlar kendi evlerini hem kendi elleriyle hem de müminlerin elleriyle harap ediyorlar, yıkıyorlar. Fa'tebiru ya ulil ebsar, ey basiret sahipleri, ey gören kimseler, bunlara bakıp da bunların halinden ibret alın. Değerli izleyenlerim, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam döneminde Arabistan'da başlıca 3 Yahudi kabilesi var. Beni Kaynuka, Beni Kurayza ve Beni Nadir. Bunlardan Beni Kurayza defalarca peygambere ve Müslümanlara hıyanetinden dolayı şiddetli bir şekilde cezalandırılıyor. Beni Kaynuka sürgüne gönderiliyor. Beni Nadir de buradaki anlatılan ayetlerle önce kalelerine, diyarlarına sığınıyorlar ve mühimmatları yerinde ve o kalelerinin kendilerini kurtaracağını zannediyorlar. Ama neticede teslim oluyorlar ve sürgünü kabullenmiş oluyorlar. Bunlar Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a hıyanet etmişler. Aslında Peygamberimiz onlarla anlaşma imzalamış, saldırmazlık anlaşması. Fakat onlar tutup Mekkelilerle işbirliği yapıyorlar. Bunların reisi Kâb bin Eşref 40 tane kişiyle Mekke'ye gidiyor. Biz sizinle beraberiz diyor. Bunun üzerine Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam onların reisi hakkında öldürme emri çıkartıyor. Ve Kâb bin Eşref hem de zifaf günü evlenmiş olduğu günde öldürülüyor. Bu tabi o zamanki Beni Nadir Yahudilerinde psikolojik etki olarak onların
böyle kuvve-i maneviyesini kıran bir etkiye sahip oluyor. Daha sonra bir diyet meselesi münasebetiyle Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Beni Nadir diyarına gidiyor. Normalde onların da diyeti ortak olması lazım. Onlar kendilerine göre bir plan yapıyorlar. Güya Peygamber Efendimiz'i biraz oyalayıp onun bulunduğu yere üstten bir taş yuvarlayacaklar. Ve o şekilde güya Peygamberimiz'i öldürecekler. Bu şekilde bir plan yapıyorlar. İşte Peygamberimiz diyet için gittiğinde diyorlar ya Ebul Kasım, diyet işi kolay, hele şöyle bir otur, sohbet edelim, konuşalım. Konuşmaya başlıyorlar. Ancak Peygamberimize Cebrail Aleyhisselam vasıtasıyla onların kötü niyeti bildiriliyor. Bunun üzerine Peygamberimiz sanki bir ihtiyacı için oradan çıkıyormuş gibi o tarzda ayrılıyor. Ama o diyarı terk ediyor ve ordusuyla geliyor. Onlar da kendi kalelerine sığınıyorlar. Mühimmatları yetecek şekilde var ve güçlü kuvvetli de bir topluluk. Ancak bakıyorlar ki dayanamayacaklar. Netice itibariyle teslim oluyorlar. Daha sonraki bölümlerde nazara verileceği üzere Medine'deki münafıklar, işte Abdullah İbni Übey İbni Selul ve bunun yandaşları onlara haber uçuruyor. Diyorlar ki sakın taviz vermeyin. Biz sizinle beraberiz. Bu şekilde söz de veriyorlar. Ama Medine münafıkları sözlerinde durmuyorlar. Onlardan herhangi bir destek de gelmiyor. Destek gelmeyince Beni Nadir Yahudileri artık teslim olmayı kabul ediyorlar. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam onlara şiddetli bir ceza vermeyi planlıyor. Ancak İbni Selul münafıkların reisi, ya Resulallah bunları bana bağışla, bunlarla benim bir yakınlığım var diyor. Kendisi de nüfus sahibi bir insan olduğundan Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam onların sürgüne gönderilmesine karar veriyor. Netice itibariyle işte Müslümanlara da bir fayda vermesin diyerek geride kalan mallarını kendi elleriyle tahrip ediyorlar. Çünkü yapılan anlaşmaya göre develeriyle götürebilecekleri kadarını götürecekler. Geride kalanlar gerek yurtları, gerek evleri, gerekse geride kalan malları Müslümanların olacak. İşte geride kalan mallarından Müslümanların işine yaramasın diye onları da kendi elleriyle tahrip ediyorlar. Ayet-i Kerime buna dikkat çekiyor ve فَاتَبِرُوا يَا اُلِلْ اَبْصَارِ Ey basiret sahipleri, onların haline bakın, ibret alın diye bize hatırlatıyor. وَلَوْلَا اَنْ كَتَبَ اللّٰهُ عَلَيْهُمُ الْجَلَاءَ Eğer Allah onlara sürgünü yazmamış olsaydı لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا Dünyada da onlara azap verirdi. Yani Peygamberimiz zaten böyle düşünmüştü. Demek ki bunlar hakkında kader programında sürgün mukadder. Bundan dolayı dünyada sürgünle cezalandırılıyorlar. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ نَارٍ Ve ahirette onlar için cehennem azabı vardır. Çünkü peygambere muhalefet ediyorlar. Peygamberi tanımadıkları gibi verdikleri sözde de durmuyorlar, hıyanet ediyorlar. Elbette bunun cezasını görecekler. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ Bunun sebebi şu, çünkü onlar Allah'a ve Resulüne muhalif oldular. Yani peygamber bir tarafta, onlar diğer tarafta yer aldı. Peygambere cephe aldılar. Ve men yuşakikillah, kim Allah'a bu şekilde muhalefet ederse, diğer tarafta yer alırsa, fe innallaha şedidul ikab, şüphesiz ki Allah'ın ceza vermesi çok şiddetlidir. Ma gata'tum min linetin, hurma ağaçlarından neyi kestinizse, ev teraktumuha gaimeten ala usulihe veya bunlardan kökleri üzerinde neyi bıraktınızsa fe bi iznillah Allah'ın izniyledir. Ve li yuhziyel fasıkin ve o fasıkları rezil rüsvay etmek içindir. Bu da şu, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam strateji açısından, savaş stratejisi açısından
bazı hurma ağaçlarını kestiriyor. Yani görüşe engel olabilecek ve onların gizlenmesine müsait olabilecek şekilde olan bazı hurma ağaçlarını kestiriyor. Münafıklar bunu görünce ve bu noktada Peygamberimizi tenkit ediyorlar. Diyorlar ya Muhammed, sen bir de haktan, adaletten bahsedersin ama tuttun hiçbir günahı olmayan ağaçları kestiriyorsun. Bunu dedikodu vesilesi yapıyorlar. Ayet-i kerime bunun Allah'ın izniyle olduğunu söylüyor. Yani burada bir savaş stratejisi söz konusudur. O fasık insanların cezalandırılması için böyle bir şey yapmak gerekiyorsa buna da izin verilmiştir. Bu konuda şunu ifade edebilirim. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam genel prensip itibariyle komutanlarına onları sefere gönderirken şunu bildiriyor. Gittiğiniz yerlerde ağaçları kesmeyeceksiniz. Orada kadınlar, çocuklar, yaşlılar vardır. Onlara dokunmayacaksınız. Manastırlara çekilmiş, kendini ibadete vermiş olan ruhbanlar vardır. Onlara ilişmeyeceksiniz. Demek ki genel prensip ağaçlara da bir zarar vermemek. Çünkü İslam dini bir karıncanın hukukunu bile nazara alır. Yani karınca küçük bir şeydir, ezip geçelim diyemeyiz. İnsaf sahibi bir insan bir karıncaya bile zarar vermez. Dolayısıyla yine hayat sahibi olan, Allah'a tesbih etmiş olan bir ağaca onun hayatına müdahale etmek elbette düşünülemez. Ama ehvenü şerreyn tabir edilen, iki şerden daha ehven olan tercih edilir. Yani ağaç zarar görecek veya diyelim ağaç kesildiğinde savaş daha kısa zamanda bitecek. Bu durumda ağacın zarar görmesi tercih edilir. Demek ki özel anlamda bu gibi şeylere dinde ruhsat verilmiş, Peygamberimize de taraf ilahiden izin verilmiş ki böyle bir icraat yapıyor. وَمَا اَفَاءَ اللّٰهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ Allah'ın Resulüne onlardan ganimet olarak vermiş olduğu şey فَمَا اَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ Siz onlara ne at ne de deve koşturmadınız. وَلَاكِنَّ اللّٰهَ لَاكِنَ اللّٰهُ يُسَلِّتُ رُسُولَهُ عَلَى مَنْ يَشَى Elçilerini dilediğine musallat kılar ve galip kılar. Vallahu ala kulli şeyin kadir. Allah her şeye kadirdir. Burada fey tabir edilen, yani ganimetin daha böyle genel bir ifadesi. Savaş yoluyla elde edilenlere ganimet deniliyor. Ama herhangi bir savaş çıkmadan diğer tarafın teslim olmasıyla gerçekleşen şeye de fey deniliyor. Veya yine bir savaş hali olmaksın onlardan gelen cizye tarzındaki gelirler, bunlar da fey şeklinde ifade ediliyor. Kitab-ül Haraç gibi kitaplarda bunların daha böyle ayrıntıları anlatılmış ve İslam devleti bir yeri diyelim kılıçla fethetti, orası ne şekilde taksim edilir veya oradakiler teslim oldu, arazi ne şekilde taksim edilir, bunlarla alakalı ayet-i kerimelerin ışığı altında o gibi kitaplarda açıklamalar yapılmış. İşte burada Allah-u Teala şöyle bir noktasına dikkat çekiyor. Yani siz bu konuda evet oraya bir sefer düzenlediniz ama orada bir savaş olmadı. Allah doğrudan Resulüne yardım etti. Resulünü onlara musallat kıldı ve bunun neticesinde bir galebeyi nasip etti. Böyle olunca bu konuda bu ganimeti dağıtmak, paylaştırmak da peygamberin inisiyatifine bırakılıyor. Veya daha sonraki dönemlerde devlet başkanının inisiyatifine bırakılıyor. Ve ona göre bunun taksimatı yapılıyor. Malum normal şartlarda sefere giden, savaşa giden kimseler savaştan elde edilen ganimetlere ortak oluyor. Onlar paylaştırılıyor. Ancak bu olayda doğrudan bir savaş yaşanmadığından bunun taksimi tamamen peygambere bırakılmış ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam daha sonraki bölümde okunduğu şekliyle, anlatıldığı şekliyle bunu Cenab-ı Hakk'ın uygun gördüğü tarzda taksim ediyor ve bu fey denilen ganimetleri sahiplerine ulaştırıyor.
Okumuş olduğumuz bu bölümde şunu görmüş oluyoruz. Allah-u Teala ehli imanın yardımcısıdır. İşte bu olayda da Beni Nadir Yahudileri güçlü kuvvetli bir topluluk olmasına rağmen ve savaşmaları durumunda epey dayanabilecekleri halde istihkamları buna müsaitken Allah-u Teala onların kalbine korku salıyor. Bu Cenab-ı Hakk'ın bir tasarrufu ve o da bir dalga gibi. Nasıl ki soğuk bir rüzgar gelir, herkes o soğuk rüzgarda üşür veya sıcak bir rüzgar gelir, sıcak bir hava dalgası gelir, herkes terler. Allah-u Teala da Beni Nadir Yahudilerine bir korku dalgası gönderiyor. Hepsi o korku dalgası içinde artık savaşmaya cesaret edemiyorlar. Bunun neticesinde teslim olmayı tercih ediyorlar. Ve bir sürgünle cezalandırılıyorlar ve o şekilde başka diyarlara gidiyorlar. Geride epey malları, mülkleri kalıyor. Geride kalan bu mal ve mülkleri de Peygamberimizin kontrolünde, onun inisiyatifinde ehli imana taksim ediliyor. Bütün bunlar anlatılırken Allah-u Teala فَاَتَبِرُوا يَا اُلِلْ اَبْسَارِ buyuruyor. Ey basiret sahipleri, bundan ibret alın. Yani ibret alın, bunlar böyle oluyor. Allah ve Resulüne muhalefet edenler dünyada da cezalarını çekiyorlar. Dünyada saltanatları varsa saltanatları bitiyor. İşte ibret alın, onlar gibi yapmayın ve gaflete düşmeyin. Bu manaları Allah-u Teala bildiriyor. Cenab-ı Hak bizleri şu alemde olup biten olaylardan ibret alan bahtiyarlardan eylesin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler, hayırlı geceler diliyorum.